süreçte cezaevine girdim. Büyük emekler vererek kazandığım mesleğimi kaybettim. Ama aslında kaybetmedim. Bu dönemde çok değerli insanlarla kazandım. Küçük kayıplarla büyük kazanımlar elde ettim. 8 ay 8 gün kaldım cezaevinde. Bir bebekle kaldım. Yaşlı teyzelerle kaldım. Gencecik üniversite öğrencileriyle kaldım. Ve en önemlisi masum insanlarla kaldım. Ben 3 koğuş dolaştım. Çünkü idarenin yaptığı hukuki olmayan bütün eylemlerini infaz hakimliğine taşıyordum. Bu çok hoş olmadı bazı insanlar için. Başlarının derde gireceğini düşündüler. O yüzden beni sürekli koğuş koğuş dolaştırdılar. Cezaevinde sadece bu süreçte değil ihlaller. Daha önceden de ihlaller oluyor. İleriki boyutlarda ben bir hukukçu olarak cezaevlerine denetime girdim diye düşündüm. 8 ay 8 gün boyunca cezaevlerindeki bütün eksiklikleri yazdım. Yani o hal dönemi çok büyük sıkıntılar içinde barındırdı. Eğitim hakkı ihlalleri. Anayasada geçen en büyük, en temel haklarını insanlar bu dönemde elde edemediler. Bu yasalarla engellendi. Ama en öncesinde bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Bir anayasa var. Biz onları devirdik. Kanunla insanların haklarını ellerinden aldık. Ve en temel haklarını. Yani öyle bir algı var ki işte yaptığı her şeyin işte iki dilim pastadan yatan bir teyze var. Yani iki dilim pasta, bunu ben örnek olsun diye söylemiyorum. Yani bu kadın bunun suç olduğunu bilerek, düşünerek yatıyor. Ama bu suç mu? Çünkü Türkiye'de insanlar haklarını bilmeden yetişiyor. Ben buradan bütün hukukçulara, ihraç hukukçulara da şunu demek istiyorum. Kalkın ya, evinizde oturmayın. İnsanlara, insan hakları eğitimi verin. İnsanları aydınlatın, bilginizi kendinize saklamayın. İlmin de bir hakkı var. Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre tabii ki de zorlandım. Yani ne yapmam gerektiğini bilemedim. Ailem birçok kursa gönderdi beni ve orada kendimi ifade etmem gerektiğini düşündüm. Sürekli şunu söylüyordum, bütün KHK'lar kendini saklıyor. Yani benim çevremde, belki de benim çevremde hiç KHK'lı yok öncelikle. Sadece benim ve sürekli şunu belirtiyorum, ben KHK'lıyım, ben KHK'lıyım. Hatta bazen benimle dalga geçiyorlar. Yani sen kendini ötekileştiriyorsun. Hayır diyorum, yani bir yerde ben rahatsız hissediyorum. Sonra böyle sosyal çevreyi karıştırıp KHK'lı olduğumu söylemeye başladım. Söylemeye başladıktan sonra garip bakışlarla karşılaştım. Ama ben dikte etmeye çalıştım. Ben KHK'lıyım ve ben terörist değilim. İnsanlar kaçtı, çaktırmadan kaçtılar. Ama ben üzerlerine gittim. Ben terörist değilim, anlatmaya çalıştım. Ve bir süre sonra şunu hissettim, ben bir şeyler yapmalıyım. Yani sadece çevreme bunu anlatarak olmuyor. Ben cezaevindeki insanların da suçsuz olduğunu anlatmam gerekiyor. 17 yaşında, 18 yaşında küçücük kızlar ya cezaevindeler. Yani siz 17-18 yaşındaki çocukları cezalandırabilir misiniz? Ya sizin bunu kalbiniz alıyor mu? Vicdanınız sığıyor mu buna? 17 yaşındaki kız her ne düşüncede olursa olsun, eline silah almadığı müddetçe, bir başka birine ceza vermediği sürece, düşündüğü sebep yüzünden, düşünceleri yüzünden nasıl cezaevine girebilir? Cezaevinde bir olayı unutmuyorum. Adliyeye gittim. Başka bir siyasi örgütten, üyelikten yargılanan, iddianamesi düzenlenen ve 7 aydır cezaevinde olan bir arkadaş. Kürt bir arkadaş. Bütün gün bana hikayesini anlattı. Bana hikayesini anlattı ve ağladı. Ağladı ve şunu dedi. Yani ben anlaşılmayı bekliyorum. Ben elime silah almayı düşünmüyorum. Ben Türkiye'de birliğin olmasını istiyorum. Ben toplumsal barış istiyorum. Ben terörist değilim. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben terörist değilim. Bir gün bu devlet beni işime döndürse de, geri gönderse de, geri döndürse de, bir gün devlet beni affetse de, sen terörist değilmişsin dese de, ki benim umurumda değil, sen benim koşullarıma gelene kadar, sen temel insan haklarını elde edene kadar ben senin için mücadele edeceğim dedim. Bu
toplumsal barış böyle sağlanır. Biz bunu öğrenmeliyiz bu süreçte. Benim başıma geldi, ben kurtuldum, bitti değil. Bu topraklarda bizim gibi olmayan ve bize iddia edilen suçlar dışında da suçlar işleniyor. Ben genelde şunu söylerim. 23 yaşımı hatırlamıyorum. Gerçekten 23 yaşımı hatırlamıyorum. 23 yaşımda hep ders çalışmışım. Yani o sene ailem tatile gittiği zaman ben gitmeyeceğim dedim. Ben oturup ders çalışacağım. Çünkü hakimlik istiyorum. Ben bu insanlar için mücadele etmeliyim. Sadece ben yokum bu ülkede. Herkes var ve herkes benim kadar eşit haklara sahip. Ama bu eşit hakları sadece ben kendim için düşünmemeliyim. Ben KHK TV'yi bu yönden, şu yönden olumlu buluyorum. Bir toplumsal hafıza oluşturuyor. Evet, insanlar yaşamadığı acıyı anlamıyor. Yaşamadığı acıyı hissedemiyorlar. Ama bu herkes için geçerli değil. Çevremde KHK'lı olmayıp bana sımsıkı sarılan, bana maddi manevi yardım etmek isteyen, hala kamuda çalışan veya kamu dışında çalışan birçok arkadaşım var. Şu anda biz öyle bir zaman diliminden geçiyoruz ki evine komşusuna aramaya geliyorlar. FETÖ'den ya da başka bir şeyden arama kararı çıkmış. Komşusu kapısını kilitliyor ya. Gitmiyor yanına. Yani bu bizim ahlaki değerlerimize, insani değerlerimize, toplum değerlerimize hepsine aykırı. Yani aklım almıyor. Bana bir şey olur diye yapıyor. Ama kaç yıldır komşusu onun. Yani birlikte yemek yemişler, birlikte paylaşımda bulunmuşlar, birlikte dayanışmışlar. Ama bir anda o ipleri koparabiliyor. Benim çocuklarım şöyle doğacak. Bir KHK eğer bu zulüm devam ederse, bu insan hakları ihlali devam ederse, benim çocuğum şöyle doğacak. Terörist çocuğu. Evet. Ama hani ben eğer bunu mücadeleyle yenersem, çocuğum böyle anılmayacak. Tabii ki de korkuyorum yani. Korku da çok içsel bir şey. Yani insanın korku yapması, bir şeyler yapması bence engel olmamalı ve korkuyu da insani görmeli. Ben habercilik yapıyorum. Bir haberim çıkmıştı. Anneler günüydü. Annem işte haberi görmüş. İşte ihlal, yine insan hakları ihlaline dayanan bir haber. İşte sabah zil çaldı, işte kızım dedi haberin çıkmıştı ama endişeli bakıyor, yani başımın belaya girmesinden korkuyor. Zil çaldı, Taşkıran ailesinin dedi megafondaki ses. Annem iki saniyeliğine bana baktı, polis olduğunu düşündü. Hemen eğildim, kimsiniz dedim, çiçekçi dedi. Ama annem o anda, o iki saniyede bana öyle şeyler anlattı ki, yeniden mi tutuklanacaksın dedi. Seni nasıl kaybedeceğim dedi. Seni orada nasıl bırakacağım yine dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani bir gazeteciysen veya insan hakları aktivistiysen her gün annen seni şöyle yolluyor. Bir gün başına bir şey gelebilir, biliyorum, ama sen iyi şeyler yapıyorsun. Yani umut benim, umut sensin, umut insanlar, umut KHK'lılar, umut çocuklar. Umut hepimiziz aslında. Biz varsak umut da vardır. Biz yoksak umut da yoktur.